geldiniz programıma. Hoş bulduk annem. Ay çıkın çıkın gelin dedin. Evet. Vallahi ben sen de çıktın buraya geldin. Niye geldim annem ben buraya? Bilmem, biraz Funda ile hayatı konuşacağız oradan buradan. Neler konuşacağız şimdi? Evet, şimdi söylüyorum. Bir kere yarın çok önemli bir yasa tasarısı Fransa'da parlamentoda utanmaz bir şekilde oylanacak. Ve eğer sen Ermeni tasarısıyla ilgili hayır dersen seni hem bir ay hapse atacaklar hem de böyle paralar falan. Nerede atıyorlar annem hapse? Sarkozy biz. Sarkozy mi? Allah o Sarkozy senin ellerin yanına düşsün. Bak oğlum bak, benim elim çok uzundur bak söylüyorum. Benim elim çok üzüldür. Oturduğum yerden bak karnının sırtını bile kaşıyor. Gördün mü annem? Bak söylüyorum o Sarkozy yok mu? Kız bana da sarktı geçenlerde. Ya. Herkese sarkıyor ha. Herkes evet herkese sarkıyor. Allah seni bildiği gibi yapsın. Hadi oradan. Soytarı. Allah'ın cezası seni. Pu. Allah seni bildiği gibi yapsın. Seni papaya havale ediyor anne. Seni papaya havale ediyor. Allah'ın cezası. Ay o kadar da sıkmayın ya. Bir kadın parfümüyle çok güzel olmuyor. Sen ne konuşuyorsun evet. Hanım? Sen ne konuşuyorsun öyle? Senin misyonun ne bacım? Ha? Senin misyonun ne alem? Hadi misyonu geçtim. Senin losyonun ne alem? Ha? Bir şey söyleyeceğim. Sizin hangi bu losyonu kullanıyorsunuz? Bir dakika. Mis gibi koktun. Ben mi koktum? Ha. Şimdi sen bu yılın 2011'inin tükürük şampiyonu. İlk sen attın tükürüğü değil mi? Evet, puh kız, diye. Aa, olur mu? Ben dakikada 320 kere tükürebiliyorum. Sen yapabiliyor musun bacım? Aa. Ne yaptın da konuşabiliyorsun anne? Lama gibi bu. İgona ne gibi. Yaptın da konuşuyorsun? Bir de böyle dille. Konuşma benim. Sen, hadi gidin anne. Allah. Çok çabuk kadın. Canın çıkmasın. Haklısın. Kadın her zaman bakımlı olmalı. Hep söylüyorum. Hep söylüyorum. Kadın her zaman bakımlı olmalı. Örnek. Sonra sonunuz bundan beter olur. Ona göre hep söylüyorum. Niye benim bıyıklarımı mı gördün? Evet anne. Pala Zehra. Pala Zehra. Allah seni kahretmesin. Bizim bekçi de yok kız onlar. Evet. Damat tıraşı olsa. Ay bakıyorum. Öyle mi diyorsun? Ha maşallah. Daha fazla devam etme istersen bu kıl muhabbetine. Biraz böyle sert olunca insanlar da korkuyor, kaçıyor değil mi? Başka dobra kadınım. O laf söylüyor, bu laf hiç kimsenin ne reklamına, ne PR'ına hiçbir şeye ihtiyacım yok benim. Ben olduğum gibi kadınım. Evet. Anladın beni? Bir anlamaya çalışıyorum. Gayret et anlarsın. Hayat bu kadar sinirli, puğuya ona buna da değmiyor yahu. Geliyor geçiyor öyle değil mi? Bak ona da doğru söylüyorsun. Kız sen ne söylersen ben sana hak veriyorum. Farkında mısın? Kıymetini bil. Herkesin söylediğini böyle onaylamam. Takdir etmem ona göre. Kıymetini bil. Var mısın bu gece kaçmaya yar? Niyetini bozmaya yar? Alev alev yanmaya yar? Var mısın söyle? Ah geceler dedik var mısın okuduk kız. Ah geceler okuyacaktım var mısın'a hemen girdim. Çünkü ses... Ha Demi Mor, Demi Mor nereden çıktı la? Do minor diyecektim, Demi Mor dedim kız. Arada bir şey yaptım kayıyor benim. Evet. Vaktimiz var mı? Var mı? Yok mu? El Allah cezanı vermesin. Kazulet herif senin. Benim programcısıyım. Ne de? Sohbet et diyorsun. Kimle sohbet edeyim? Funda'yla sohbet İşaret et. Var. Peki. Oraya pankart yazmış, sohbet et diyor Funda'yla. Sen beni kimlerle karşılaştırıyorsun oğlum? Sen deniyor musun anne? Bak şimdi. Beni nasıl sinirlendiriyorlar bak. Tükürüğü yok Nazoza yani. Ay beni tükürüyor. Kurudu, kurudu. Dünyada bütün insanların terini, beyefendinin, hanımefendinin ve siz dünyalar güzeli hanımefendinin. Evet canım. Ve hatta azıcık güzel ben hanımefendinin. Evet. Kalbi güzel. Evet. Teline bakmışlar. Ha. Hepsinin asiditesi aynı. Asit var ya fış çıkıyor. Ne yapayım anne? O aynı. Ama şey farklı. Aromalar farklı. Ha. Seninkinin aroması ne? Hani gül kokar benim telim. Gül. Evet. Gül kokar böyle. Ne gülüyor oğlum? Neden gülüyorsun anne? Kokladın da beğenmedin mi? Gül kokuyor dedim de sen kokladın da karanfil mi koktum ben? Nereden biliyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Burası benim evim ya. Haneye tecavüzden seni şikayet ederim. Aa, ben seni yolarım annem. Halin kalmaz şikayet etmeye. Beni dövdü diye çıktıktan sonra bana bir çimdik
katı mor harfin doğru karakola gideriz. Git abi. Evet. Ama her sen şey, nokta çıkarsın. Her şey, evet. Dobra. Her zaman gittiğim emniyet evet. müdürüne giderim. Her zaman çünkü onlarla çok samimi. tabii bir sürü dava açtım. Bak senin hakkında da açtım biliyorsun. Twitter'da hakkımda ileri geri yazıyorsun. Bir sürü dava açtım ve bir daha yazacağım. Bir daha açacağım. Seninle uğraşacağım kızım. Bak söylüyorum sana. Söylüyorsun peki. Ha. Ben ne yaptım sana? Twitter'da bir terbiyesizlik yaptım değil mi? Evet. İşte senin mesela sırtın dekolteli bir evet. resmini koydum. Benim olan diyeceksin. O sırt da benim. Her şey benim. Var mı diyeceksin. Söylüyorum zaten. Hayır. Aksine hayır. Ha, tamam. İnkar etmiyorum. Tabii ki. Çünkü benim bir miladım var. Twitter'dan önce ve Twitter'dan sonra benim için miladım. Sen de her şeyi merak ediyorsun. Görgüsüz kadınsın. Ama 40 yılda bir gelmişsiniz programıma. Sizi merak etmeyeceğim de kimi merak edeceğim? Bir gün böyle hatıralarını, yaşadıklarını yazsan. Hani ya diyorlar ya ben bir yazsam yer yerinden oynar dünya diye. Hı. Var mı böyle bir yer yerinden oynayacak dünya? Anlatacaklar, yazacaklar. Nuriyeli Taş'la ilgili mi? Hayır, Seda Sayan'la ilgili. Sizinle ilgili. Onları burada söylemek istemiyorum ama tepemi tasına attırırlarsa çok pis görüntülerim var telefonumda. Kendim çektim. Kendim çektim annem. Çok pis görüntüler var. Böyle maske falan oluyor ya böyle. Ortada portre oluyor. Mesela geçiyorum seni karşına çekiyorum. Kız onlarda eğleniyorum ben onlarla. Başka türlü ne olabilir ki zaten? Değil mi yani? Başka ne türlü olabilir? Bir şey olmaz yani. Bu mahremiyetine girecek halim var, yok bir, benim. Biz burada kocaman bir aileyiz. Alem FM 89.2 frekansındaydınız. Evet. Ve bu konunun en iyisi tekrar söylüyorum. Fehmi Dalsal da buradaydı. Ediyorum. Umarım hepinizi mutlu ettik. Biraz yüzünüze bir gülümseme koymuşuzdur.